Ben Adnan Şensoyca. 5 Mayıs 2018 itibariyle 40. umremi 7 tane haccımın ardından tamamladım. 47 kez hacı umre vazifesi göreviyle göreve gittim. Bir kere de Kudüs'te rehberlik yaptım. Din görevlisi olarak. Milyonlarca insanla karşılaştığım bu süreç içerisinde her ırktan, her dilden, her görüşten ve her fikirden, her birinde kendimden bir parça gördüm, kendimde her birinden bir parça gördüm. Hepsi bir dünya ve ben o dünyadayım. Ben bir dünyayım, hepsi o dünyada. Allah'ın yaratılış hakikatini çizdiği sayısız milyarlarca insanın birer örnekle ilgili. Ama bazen milyonları görse de bir kişinin düşüncesi altında bitip gider insan. Allah'a güven. Çünkü ağaca dayanma, ağaç çürür. İnsana dayanma, insan ölür. Bazen gönlünde, bazen zihninde ve bazen hayatında ölür. Bazen o kendisini öldürür. Bazen senin hayal dünyandaki konumuyla kendisini öldürür. Baki olan Allah'tır. Ve Allah için olandır. Adnan Şensoy. Adnan Şensoy. Kim bu Adnan Şensoy? Ben Adnan Şensoy. Adnan Şensoy. Biz her zaman kapattığımız zaman çok huzurlu gidiyoruz buradan. Tam dönüş ama lütfen bataklığı kurutmak adına bir adım atın istiyorum. Teşekkür ederim. Adnan Şensoy Hoca bu vaiziyle uzlaştırıcı bir mesaj bıraktı gitti siyaset meydanının ortasına. Halkın Meclisimizin hocası ve aynı zamanda haç turizmcisi olarak profesyonel bir görevi de var ama o profesyonelin ötesinde bu işi gönülden yapıyor. Evet. İyi ki Adnan Şensoy'un yüzünü aydınlattık da aydınlık sözler de duyabildik. Huzur verdin içimize. Sağ ol. Bunlara ihtiyacımız var ya. Vallahi sağ ol. Hep... Oku. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından, alaktan yaratmıştır. Zerreden küreye, atomdan uzaya, mevcut olan tüm alemi, anlamanı istedikleri şekil için değil, anlamak için, özümsemek için, çözümlemek için. Oku. Kainat kitabı Kur'an ile, vahiy ile Muhammed Aleyhisselam'ın gösterdiği gibi oku. Parmak uçlarındaki sırdan okyanustaki perdeye, galaksilerin muazzam nizamından uçsuz bucaksız evrene oku. Okuman istediklerini değil, tüm kainatı oku. Hücreden atoma, tüm alemi,